Bir sıvıya uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği tüm yüzeylere iletilir. Bu duruma Pascal prensibi denir. Buna göre Pascal prensibi ile ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Bir Kuvvetten kazanç sağlayan hidrolik düzenekler geliştirmesini sağlar. Evet bu sistemlerde mesela siz bir estik bir kesit alanına bir newtonluk bir kuvvet uygularsanız sıvı tarafından iletilen basınç sayesinde 5 esklik bir yüzey alanında 5 Newton'lık bir kuvvet elde edebiliyorsunuz. Yani yüzey alanı küçük olan yere yani bir kuvvet uyguladığınızda yüzey alanı büyük olan bir yerde aynı basıncın oluşabilmesi için çok daha büyük bir kuvvet oluşturulabiliyor. Sıvı cenderelerin temel çalışma ilkesini oluşturur mu? Evet. İçinde su bulunan pistonlu bir kapta su pistonla sıkıştırıldığında suyun temas ettiği tüm noktalardaki basınç artışları eşit mi olur? Evet. Bu da Pascal prensibi sayesinde. Çünkü sıvılar basıncı her yere aynen ilettiklerine göre o zaman bir yerde 2 paskallık bir basınç uygularsanız sıvı yüzeyinde o basınç sayesinde sıvı molekülleri bütün temas edilen yüzeylerde 2 paskallık bir basınç artışına neden olacaktır. Üçü de doğru yanıtımız E seçeneği. Düşey kesi şekildeki gibi olan sıvı cenderiste kist alanları 2S ve 5S olan pistonlar ağırlıksız ve sürtünmesiz sıvı türdeş olup K cisminin ağırlığı 60 Nm'dir. Şimdi pistonlarımızın bir ağırlığı yok, sürtünme de yok. K cismin ağırlığı ne kadarmış? 60 Newton'mış. Hemen onu gösterelim. GK 60 Newton büyüklüğünde. Kesit alanları şurası 5S, burası 2S verilmiş. Sıvı cenderiz çekirdek gibi dengede olduğuna göre F kuvvetinin büyüklük kaç Newton'dır? Bakın sistem dengede. Şu F kuvveti, şu pistona bir basınç uygulayacak değil mi? Bu bir katı basıncı. Büyüklüğü ne kadar? F bölü 2S. Pascal prensibine göre sıvı molekülleri üzerlerine uygulanan bu basıncı aynen her yüzeye ne yapacaklar? iletecekler. Şuradaki sıvı molekülleri F kuvveti tarafından oluşturulan bu basıncı bütün noktalara aynı iletecekler. K cismi pistonun altındaki şu F sayesinde oluşturulan basınç yüzünden orada oluşacak bir basınç kuvvetiyle yukarı doğru itilmesine rağmen hareket etmiyor. Neden? Çünkü K cisminin pistonun üst kısmında aşağı doğru uyguladığı basınç demek ki alt noktalardaki basınç da eşit büyüklükte. Yani başka bir deyişle bu hizadaki basınç her noktada aynı ki sistem dengede kalmış. O zaman Cenderenin sağ kısmında K cisminin bu piston üzerinde oluşturduğu basıncı nasıl yazarım? K cisminin ağırlığı, pistonların ağırlıksız olduğunu verdiği için buralara onları eklemedik. Yoksa mesela pistonun ağırlığı artık K cisminin ağırlığı diyebilirdik. K cisminin ağırlığı bölü bulunduğu pistonun yüzey alanı 5S. Bu ikisinin birbirine ne olması gerekiyormuş? Eşit olması gerekiyormuş. Verilen bilgilerden yararlanırsak F'i ne buluruz? 2 bölü 5 GK. K cismi 60 Newton'lık bir cisimdi. 2 bölü 5 çarpı 60. 60'ı 5'e böldüm 12. Bunu 2 ile çarptım. F'i 24 Newton bulmuş oldum. Gördüğünüz gibi bakın siz normalde 60 Newton'lık bir cismi 60 Newton'lık bir kuvvetle kaldırabilecekken bu cendere sistemi sayesinde 24 Newton'lık bir kuvvetle kaldırabilmiş oldunuz. Bir otomobilin hidrolik fren sisteminin şeması şekildeki gibidir. Buna göre hidrolik fren sisteminin çalışma prensibi ilkelerinden hangileriyle ilgilidir? 1. Sıvılar üzerine uygulanan dış basıncı temas ettiği her noktaya aynen iletirler mi? Evet. Buna Pascal prensibi diyorduk. Pascal prensibinin günlük hayatta kullanıldığı birçok alan vardı. Bunlardan birisi de otomobillerin fren sistemleri. Sıvılar sıkıştırılamaz. Evet sıkıştırılamadıkları için zaten basıncı her noktaya aynen iletiyorlar. Kapalı kaplardaki gazlar Temas ettikleri her noktaya eşit basınç uygularlar mı? Evet. Ama bu hidrolik fren sisteminin çalışma prensibini açıklayan bir olay değil. Çünkü burada gaz değil sıvı kullanıyoruz. Zaten hidrolik kelimesi de sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla 3 almadık. Yanıtımız 1 ve 2B seçeneği. Yatay masa yüzeyinde bulunan türde sıvı ile dolu, şekildeki hidrolik düzenekli yarıçapları sırasıyla R1, R2, kestelanları sırasıyla S1 ve S2 olan Şırınga pistonlarına etki eden F1 ve F2 büyüklüğünde kuvvetler uygulandığında düzenek şekildeki bir dengede kalıyormuş. Buna göre F1 bölü F2 oranı oranlarından hangilerini eşittir demiş. Şimdi bakın sıvılar aynı seviyede aynı basınca sahipler. Şu noktadaki basınç bu noktadaki basınçla aynı ki pistonlar arasında bir sıvı farkı oluşmamış. Dolayısıyla benim bu basıncı bulmam için ne yapmam lazım? F1 kuvvetinin oluşturduğu basıncı bulmam gerekiyor. F1'in oluşturduğu basınç F1 bölü uygulandığı pistonun yüzey alanı F1 bölü S1. Eşit olmalı diğer tarafta F2 kuvveti nereye uygulanıyor? Eski alanlı bir yüzeye uygulanıyor. Dolayısıyla bunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istediği F1'in F2 oranı F2'yi bu tarafa atmam lazım. Her iki tarafı F2'ye böleceğim. Yani 1 bölü F2 ile çarpacağım her iki tarafı. Ve S1'i de yok etmek istiyorsam her iki tarafı da S1 ile çarpacağım. Böylelikle S1'ler buradan gitti. Burada F1 bölü F2 kaldı. Diğer tarafta da F2'ler sadeleşti. S1 bölü S2 kaldı. F1'in F2 oranını biz sadece S1 bölü S2'yi bilerek bulabiliyormuşuz. Ha hocam R'leri niye vermişler? Açıkçası R'lere de bağlı. Yani şöyle yazabilirdiniz. S1 yüzey alanı eğer orası bir daire şeklinde ise pi çarpı R1 kare. S2 yüzey alanı da pi çarpı R2 karedir deyip pi'leri sadeleştirip R1 bölü R2'nin karesine eşittir bu oran. dikkat ederseniz 3 numaralı önermede sadece R1 bölü R2 eşit olduğunu söylemiş. 3. önermede bunların karesi verilseydi onu da doğru olarak alırdık. Yanıtımız A seçeneği. Kıvancım fizik derste de yaptığı şekildeki hidrolik düzenekte ağırlığı G olan oyuncak araba F büyüklüğünde kuvvetle dengelenmişken şırıngaların pistonlarının altındaki K ve L noktalarındaki basınçlar sırasıyla PK ve PL'dir. X pistonun kesit alanı Y pistonun kesit alanından büyük olduğuna göre S X büyükmüş S Y Yargılanan hangileri doğrudur? Zaten bakın seviyeyi vermiş. Şu seviyenin üzerindeki basınçlar ne olmalı? Eşit olmalı. Dolayısıyla ben bu K noktasındaki basıncı nasıl yazabilirim? Arabanın ağırlığı G olmak üzere. Arabanın ağırlığı basınç kuvveti olarak ne yapacak? Buraya aynen iletilecek. Şuradaki pistonun yüzey alanını alacağım. SX. Bu bir katı basıncı. Artı bir de orada ne var? Açık hava basıncı. PL'ye gelelim. L noktasındaki basınç da Parmakta bir F kuvveti uygulanıyor. Bu F kuvveti şırınga tarafından aynen buraya iletiliyor. F bölü S Y kadar bir katı basıncı artı P0. Aynı seviyede olduklarına göre bu basınçlar birbirine eşit olmalı. O zaman ne yazıyorum? G bölü Sx artı P0 eşit olmalıdır. F bölü Sy artı P0. P0'lar her iki tarafta da aynı olduğu için gitti. G bölü Sx'in F bölü Sy'ye eşit olduğunu bulmuş oldum. Şimdi burada ne daha büyük verilmişti? Sx yüzey alanı daha büyük verilmişti. O zaman hangileri doğrudur bir bakalım. PK zaten PL'ye eşittir dedik bunu aldık. PK PL'den büyük değil. F de G'den küçüktür diyor. SX daha büyükse SY'ye nazaran. SY küçük. O zaman bu eşitliğin sağlanabilmesi için bakın burada F'e nazaran daha büyük bir şey olmalı. Büyük bölü büyük. Küçük bölü küçüğe eşit olabilir çünkü. Sonuç olarak G ağırlığı F'den ne olmalı? Daha büyük olmalı. 3 numaralı önermede bunu demiş mi? Evet. Yanıtımız 1 ve 3 C seçeneği oldu. Ağırlığı G olan otomobil ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz K ve pistonlarıyla oluşturulmuş şekildeki hidroliklikte F büyüklüğündeki kuvvetle dengelenmiştir. Otomobilin düzenekte daha küçük bir kuvvetle dengelenebilmesi için niceliklerinden hangileri tek başına artırılabilir? Pistonların kestalanı ve sıvının öz kütlesiyle ilişki kurmuş. Şimdi hemen burada ne yapıyorduk hatırlarsanız bakın seviye verilmiş zaten aynı hizadalar. Bu noktaların üzerindeki sol ve sağ taraftaki basınçlar ne olmalıydı eşit olmalıydı. Sol tarafta bir katı basıncı görüyorum. Katımız F kuvvetiyle itilmiş. Şuradaki katı bu F kuvvetini aynen her noktaya ne yapıyordu iletiyordu. Bakın sıvılarla katı arasındaki fark buydu. Katılar üzerlerine uygulanan basınç kuvvetini yönü ve büyüklüğü değişmeden aynen iletirken sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı aynen iletiyorlardı. Dolayısıyla bu katı F kuvvetini aynen bu noktaya iletti. Şimdi buranın kesit alanına bölerek şu noktadaki basıncı bulacağız. Böyle S K dedik. Evet böylelikle buradaki katı basıncını bulduk bir de ne var burada açık hava basıncı var P0 kadar Diğer tarafa geldim bu da arabamız arabamızın ağırlığına G diyelim Bu ağırlıklı bir kuvvet olduğu için piston tarafından yukarıdaki piston tarafından aynen bu yüzeye iletildi Şurada da G var yani Bu G şu yüzeyde ne yapacak Bir basınç oluşturacak G bölü ne kadar o Şu pistonun yüzey alanı kadar S'ye kadar Artı bir de ne vardı bu bölgede açık hava basıncı Bunların birbirine ne olması lazım Eşit olması lazım. Eşit olmasalar da eğer pistonların seviyeleri arasında bir haş yüksekliğinde sıvı farkı oluşurdu. Şimdi P0'ları buradan götürdük. Eşitliğimiz şu oldu. F bölü SK eşittir G bölü SL. Bizim amacımız F'i ne yapmak? Daha küçük tutmakmış. Şunu küçültmek istiyorum. Bunu küçültebilmek için 3 tane yol var. Bakınız SK ile arabanın ağırlığıyla ve SL piston yüzey alanıyla ilişkili bu. F ve SK'nın aynı tarafta olduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar doğru orantılı. O zaman F'in küçülmesi için SK'nın daha küçük olması lazım. İkincisi bu tarafta da baktığınızda F'in G ile doğru orantılı olduğunu görüyorsunuz. F'in küçülmesi için demek ki ağırlığın küçülmesi lazım. Bunlar tabi tek başına yapılıyor. Yani F'i küçültmek istiyorsam sadece SK'yı küçültebilirim. F'i küçültmek istiyorsam karşıdaki aracın ağırlığını sadece küçültebilirim. Ya da F'i küçültmek istiyorsam SL yüzey alanıyla ters orantılı olduğunu görüyorsunuz bakın. O zaman ne yaparım? Sadece L pistonun yüzey alanını artırabilirim. Artırılabilenleri sormuş. Kim artabiliyor? Sadece L pistonunun kesit alanı. K pistonunun kesit alanını küçültülmeli. Sıvının öz kütlesine zaten bağlı değil. Çünkü pistonların seviyeleri arasında bir sıvı farkı oluşmamış. Yanıtımız B yalnız 2. Düşey kesiş şeklindeki gibi olan ve içinde su bulunan düzenekte şırınganın pistonunun sürtünmesi ve ağırlığı önemsizmiş. Piston F büyüklüğündeki kuvvet aşağı itilirse yargılanan hangileri doğrudur? 1. K ve L basınç ölçerlerinin gösterdiği değerler eşittir. Değildir. Çünkü bunlar aynı seviyede değiller bakın. L'nin üzerindeki sıvı miktarı ile K'nın üzerindeki sıvı miktarı aynı olmadığı için başlangıçta PK PL'ye eşit değil. Şırınga ile itildiğinde de eşit değil. K ve L basınç ölçerlerinin gösterdikleri değerlerdeki değişimler eşit mi? Evet. Mesela başlangıçta PK atıyorum 3 paskal olsun. PL'de başlangıçta daha çok sıvı yüksekliği var üzerinde. 7 paskal olsun. Sonra şırınganın burada oluşturduğu bir ne olacak? Katı basıncı olacak. Bu katı basıncına F bölü şu pistonun yüzey alanı diyorduk. Atıyorum bu da ne bileyim 4 paskallık bir değer olsun. Dolayısıyla paskal prensibine göre buradaki sıvı üzerine uygulanan 4 paskallık basıncı her noktaya aynen iletecek. Yani kanun basıncı 4 paskal artarak son durumda ne olacak? PK üssü 7 paskal L'nin de basıncı 4 paskal artarak ne olacak son durumda 11 paskal. Değerler hiçbir şekilde birbirine eşit değil ama bu değerlerin artış miktarları gördüğünüz gibi eşit. Bunu aldım. L basınç ölçerinin gösterdiği değer şırınga ile sıvıya uygulanan basınca eşit değil. Zaten üzerinde bir sıvı olduğu için başlangıçta bir değer gösteriyor. O 4 paskallık değeri göstermeyecek. 4 paskallık artışla birlikte 11 paskallık değeri gösterecek son durumda. O yüzden yanıtımız yalnız ki A seçeneği oldu. Düşey kesiş şeklindeki gibi olan sıvı cenderesi de pistonlar sürtünmesiz ve ağırlıksızmış. Sıvı da türdeşmiş. Sıvı cenderesi çekirdek gibi bu dengede olduğuna göre kahve ve L ağırlıkları oranı kaçtır diyor. Hemen burada en alt sıvı seviyesinden şöyle bir çizgi çizerek şunu söyleyebiliriz. Bu noktaların üzerindeki basınçlar her yerde aynı olacağı için birinci koldaki basınç İkinci koldaki basınç ve üçüncü koldaki basıncı bu seviye üzerinden eşitleyebiliriz. Peki nasıl yapacağız bunu? Öncelikle bu pistonun üzerinde bakın bir K katısı var. Bu K katısının bu noktada oluşturduğu basınç ne kadar olacaktır? K katısının ağırlığı bölü kesit alanı 2S. Tabi burada bir açık hava basıncı da var. P0'ı da ekleyelim. Orta kola geldik. Şu noktanın üzerinde hem sıvı var hem bir katı basıncı var hem de açık hava basıncı eşittir diyorum. Öncelikle sıvı yüksekliği 2H olduğuna göre bu sıvının öz kütlesini D alalım. 2HDG'lik sıvı basıncı artı L katısının ağırlığı GL bölü 3S. Bu katı basıncımız artı açık hava basıncı P0. Bu da eşittir. 3. kolda ne var? Toplamda dikkat edin. 2H buradan H da buradan. 3H yüksekliğinde bir sıvı. Ve açık hava. O yüzden oraya da 3HDG kadar sıvı basıncı artı açık hava yazıyorum. Böylelikle benim şu ikisini ve bu ikisini eşitleyerek GK ve GL hakkında bir denklem oluşturabileceğimi görüyorsunuzdur. Gelin bu ikisini öncelikle eşitleyelim. GK bölü 2 artı P0 eşitmiş üçüncü denklemdeki 3. denklemdeki 3HDG artı P0. P0'lar buradan gider 2 de bu tarafa atarsak K cisminin ağırlığını 2S'i bu tarafa atarsam kat sayıları çarptım. 2 3 6 HDG S çıkmış oldu. Şimdi 2 ve 3. denklemleri eşitleyelim. 2 HDG sıvı basıncı artı GL bölü 3 S'lik katı basıncı artı P0. Eşitti 3 HDG artı açık hava basıncı P0. P0'lar yine gitti. Şu 2 HDG'yi bu tarafa atarsam GL bölü 3 S'inde 3 HDG eksi 2 HDG'den 1 HDG eşit olduğunu bulurum. Dolayısıyla 3 de buraya çarpım olarak attığımda GL'yi de 3 HDG S kadar bulmuş olurum. Bizden istediği GK ve GL cisimlerinin ağırlıkları oranıydı. GK'yı 6 HDG bulduk. GL'yi de 3 HDG bulduk. HDG'ler gitti. 6'yı 3'e böldüm. Cevabımız 2 C seçeneği çıkmış oldu.